455. Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu. ...1816... Arjantin, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. 1919... Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti Genelgesi yayınlandı. 1922... Johnny Weissmuller 100 metre serbest stil yüzmede dünya rekoru kırdı. 58.6 saniye. 1952. Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. 1961. 1961 Anayasası halk oylaması sonucunda %61.5 evet oyuyla kabul edildi. 1993. Şair, ressam Metin Altıok 2 Temmuz'daki Sivas katliamında ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. müzik Yönetmen Ülkü Erakal'ın İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı müzik bölümü mezunu olan Erakal'ın sanat hayatına 1958 yılında başladı. İlk deneyimlerini Lütfiye Kadın asistanlığını yaparak edinen sanatçı, 1961 yılında yönetmenlik yaptığı sinema sanatında ilk eserini Unutamadığım Kadın filmiyle sergiledi. Müzisyenlik deneyiminin yanı sıra Duygu Film adlı bir şirketle yapımcılık içinde de bulundu. Genellikle anılarını içeren 4 kitap yazdı. Bir filmde oyuncu olarak rol alan Erakal'ın, 1970'li yılların seks filmleri furyasında birçok filmin yönetmenliğini yaptı. 200 civarında filme imza atmıştı. Başlıca filmleri Çığlık Çığlığa Bir Sevda, Üvey Ana, Dudaktan Kalbe, Paydos, Bir Cahide Sonku Vardı, Yılın Kadını, Hayroş ve Kısrak'tı. Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu İstanbul'da dünyaya geldi. Ali Poyrazoğlu oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Pek çok tiyatro oyununda oynadı. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uras Tiyatrosu, Güldür Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu vardır. 1972 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. New York Broadway'de sahnelenen Pera Palace adlı oyunda İngilizce başrol oynadı. Sinemaya 1970'te başladı. 1970'lerin ortasında Türk sinemasına damga vuran seks filmleri furyasına katıldı. Ancak daha sonra Yeşilçam'dan tamamen uzaklaştı. Uzun süre sonra 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur adlı filmle sinemaya döndü. Ardından Arkadaşım Şeytan filmini çekti. Mazhar Alanson'la başrolünü paylaştığı ve döneminde oldukça konuşulan bu komedi filminde şeytan rolündeydi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. İnsanoğlunun önünde secdeye varmak istemiyorum. Ateşten yaratıldım ben. Pes etmek istemiyorum. Bütün bunlara ben sebep oldum. Keşke çağırmasaydım sizi. Farkında olmadan bir müddet daha idare edip giderdiniz. Gidip cehennemde sıradan bir memuriyetle uğraşmaktan başka bir çözüm yok benim için. Bu kadar karamsar olmayın canım. Daha dünyada kandıracak çok insan var. Ya! Bir sürü budala. Bir memuru rüşvet almaya zorlamışım.
Bir cinayet işletmişim birine, sefil bir herifin beynine girip bir kadını ifade ettirmişim. Bunları mı yakıştırıyorsun bana? Estağfurullah ustam, onu demek istemedim. ...1797... İngiliz filozof Edmund Burke Beaconsfield, İngiltere'de yaşama veda etti. Burke, 12 Ocak 1729 tarihinde İrlanda'nın Dublin kentinde Protestan bir baba ve Katolik bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Özellikle Fransız ihtilaline karşı olmasıyla ve Kuzey Amerika'daki İngiliz sömürgelerinin bağımsızlık hareketine verdiği destekle hatırlanır. Fransız ihtilali karşıtlığı, tarihteki en ünlü muhafazakar siyasetçilerden biri haline gelmesini sağlamış, Anglo-Amerikan muhafazakarlığının babası olarak anılmasına neden olmuştur. Burke, estetik üzerine felsefi çalışmalar da yaptı ve Annual Register adlı siyasi dergiyi çıkardı. Fransız İhtilali üzerine Düşünceler adlı eserinde bu ihtilale ciddi eleştiriler getirdi. Önceleri şüpheyle karşılansa da, ihtilal sonrası Fransa'da Burke'ün öngördüğü şekilde karışıklıklar olması ve şiddet kullanılması üzerine eser yaygınlaşan bir kabul gördü. Tabii ki savunulan kralcı rejimde her gün zindanda zulüm ile ölen sayısı ihtilalde giyotine giden sayısından daha fazlaydı. Kral döneminde açlıktan ölen insanları yok sayabilirsek. Bu açıdan Joseph de Maistre gibi statik bir düzen savunan otokratik kıta Avrupası düşünürlerinden farklıdır. Winston Churchill, onu tiranlığa karşı savaşan ve toplumu farklı uçlardan gelen aşırı eğilimlere karşı savunan bir düşünür olarak tasvir etti. Kiril, Girit Adası'ndaki Grotina kentinin 50 yıl boyunca episkoposluğu görevinde bulunmuştu. Kayıtlara göre 249-251 yılları arasında hüküm sürmüş olan Roma İmparatoru Decius ya da başka kaynaklara göre ise 284-305 yıllarında hüküm sürmüş olan Roma İmparatoru Maximian döneminde zulüm görmüştü. O dönemde Romalı vali Lucius'un önüne yargılanmak üzere götürülen Kiril'e putlara kurban sunması emredilmiş ama o bu emri reddederek İsa Mesih'e olan imanını bir kez daha açıklamıştı. Aziz Kiril bunun üzerine ateşe atılarak cezalandırılmak istendi. Ama ateşlerin ona bir zarar vermediği görülünce olayı izleyen pek çok pagan iman ederek Hristiyan oldu. Bunun üzerine vali Lucius'un bizzat kendisi Kiril'in ateşten kurtarılıp serbest bırakılmasını emretti. Ve o da Hristiyanların tanrısını orada yüceltti. ...1530... Martin Luther yazdığı bir mektubunda Tanrı'nın çocukları olduğumuza dair en önemli kanıttır. Çünkü bizler Tanrı'nın çocuklarıyız demiştir.